İyi ki şemsiye alıp salak durumuna düşmedim. Yalnız önce ben durdurdum. Vallahi benim için sakıncası yok. Benim için var. İner misiniz lütfen? Rahatsız olan sen olduğuna göre istersen inebilirsin. Ne münasebet? Önce ben durdurduğuma göre inmesi gereken sizsiniz. Değil mi taksici bey? Vallahi şimdi dediğim, yani ikinizi de aynı anda gördüm. Bu havada taksi bulmak da zor. Bence aranızda halledin. Şimdi nereye gidiyoruz? Nişantaşı. Ağlıyor musun? Hayır, ağlamıyorum. İnanılmaz bir yalancısın ya. Hemen ikna ettin beni şu an. Ne oldu? Tamam, ağlıyorum. Çok mutsuzum. Niye her şey bu kadar zor? Tek istediğim şey beni birazcık sevmesiydi. Mutlu olmaktı. Sence ben çok mu çirkinim? Hayır. İtici miyim? Hayır. Gerçekten mi? Beni üzmemek için böyle hayır, söyledi. Hayır ya. Hayır. Hayır yani şimdi oraya doğru pek benim tipim sayılmazsın ama yani bence çok güzel bir kadınsın. Yani, doğalsın bir kere. Olduğun gibisin. Hatta en fazla olduğun gibisin. İçin dışın bir. Bunu da bu zamanda bir kadında bulmak çok zor artık. Bu anlamda özelsin. Da yüzüne yazıyor. Şu an o kadar güzel görünüyorsun ki sana ben bile aşık olabilirim. Gerçekten mi? Hayır. Tabii ki de havaya gir diye söylüyorum. Şu an göz senin üzerinde ve sana iltifat eden bir erkekle konuştuğunun farkında. O yüzden. Anladım. En zorunu atlattık. En zoru bu muydu? En zoru her zaman ilk adımı atmak. Hızlanalım biraz. Evet, hadi. Buradan mı? Evet, aynı anda ikisini biraz ileri itiyorsun. Çok değil, biraz çek, biraz gerçek. Evet. Sana dedim bana duman verilmez diye.
bahsettiğim yer burası işte. İnanılmaz. Çok güzel. Keşke hazırlıklı gelseydim, yüzerdik. Yüzelim. Kıyafetlerle mi? Daha önce duşa girmişliğim var. Şimdi o başka, onu karıştır biraz. Ya da şöyle yapalım. Hayır, bak, bak hayır, hayır, hayır! Ne yapıyorsun manyak? Tamam be, bir şey yok, sakin ol. Ne sakin ol ya, ölüyordum az kalsın. Ölüyor muydun? Gelsene buraya, bir saniye. Sence ben sana bir şey olmasına izin verir miyim? Hayretler içerisindeyim gerçekten. Dans edebiliyorsun. Niye ben dans edemeyecek kadar beceriksiz mi duruyorum? Hayır yani, beceriksiz demeyelim de... Dans romantik bir eylem ya. Sen ve romantizmi bağdaştıramıyor beynim. Dans etmek romantik bir eylem mi sence? Evet, kesinlikle öyle. Çok romantik bir eylem. Sence öyle değil mi? Yani şu anki mecburi durumu saymazsak, bana göre ön hazırlık gibi bir şey. Bu mu yani? İğrençsin. İğrenç. Diyecek kelime bulamıyorum. İğrenç. Hadi iğrenç değilim, erkeğim. Ya sen ne zannediyorsun ki? Ben anlamıyorum gerçekten yani. Hangi erkek dans eder ki? Ah ne kadar romantik, keşke sabaha kadar sürseler ya. Mesela senin gibi birini etkileyemem. Bu kadar kolay olmazdı. Neden kolay olmazdı? Yaşanmışlıklar diyelim. En iyilerini gördüm diyorsun, öyle mi? Yani yaşadığım ilişkilerden bahsetmeyi pek sevmem ama evet. Gerçekten en top noktada olan kadınlar gibi. Sen onların yanında nesin ki diyorsun, öyle mi? Hayır, asla öyle bir kabalık yapmam da. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Nasılsa etkilenmediğine göre bir şey yapıyor sayılmam. Şunu yapmayı keser misin? Kes işte, ciddiyim. Yine çok hoşuma gidiyor. Yoksa senin de mi hoşuna gitti? Hı? Evet. Etkilenmezmiş ukala.
Şu bir türlü cevaplayamadığım soruya gelsek mi ufak ufak? Bunu bir cevaplandırsak mı artık? Ha? Hiç bana o ifadeyi takınma. Tekrarlamayayım ben soruyu, sen direkt cevabı ver. Senin için bu sorunun cevabı çok mu önemli? Önemli yani. Bir zahmet. Olmasın mı önemli? Neden? Ama şu an soruya soru oldu. Ha? Ben cevap bekliyorum benim şu an. Sen önce bana bir cevap ver. Ona göre diyorsun yani. Aa, sen oldun ha. Boynuz kulağa geçti. Vay be, senden bunu da duydum ya. Sen daha dur bakalım benden. Neler duyacaksın böyle giderse de. O cevaplayamadığın soru benim için önemli çünkü... benim böyle kafamda bir şeyler var. Onların oturmasına yardımcı olacak. Ne gibi şeyler? İşte ne gibi şeyler? İşte terasta anlattım ya sana uzunca. Sırayla soyunmaktan falan bahsettim. Öneminden bahsetmiştim falan. O, tam o noktadayız şu an, o durumdayız. Yani şimdi benim sıram. Aynen. Tamam. Sana yalan söyledim. Çünkü... Sana yalan söyledim çünkü... Çünkü... Ne çünkü gir artık şu cevaba ya. Çünkü yemeğe gittiğimi düşünmeni istedim. Kaçamak bir cevap oldu şu an. Niye öyle düşünmemi istedin peki? Benim sıram. Sen söyle. Kafanda tam olarak ne gibi şeyler oturtmaya çalışıyorsun? Senin benimle ilgili düşüncelerini isterim. Neden yemeğe gittiğini düşünmemi istedin? O geceyi Yeşim'le geçirdiğin için. Oho, saniye. Ben o... Öyle bir şey yok. Ben o geceyi Yeşim'le falan geçirmedim. Yani orayı bir netleştirelim, açıklığa kavuşturalım. Yeşim bir süre kaldı, kısa bir süre. Gitti sonra. Öyle mi? Yani yalanın sebebi buysa bu arada... kıskanmışsın beni demek ki. Cevap sırası sende. Bence ben cevabımı verdim. Evet, verdim. O zaman onu da mı getirdiniz kutu ya? Kutu sahibinin yanında olsun. Benim için mi?
Özgür'ün senin için hazırladığı kutu. Aa. Hep senin için. Ne var içinde? O zaman açıyorum. Hayır, hayır, bir dakika, bir dakika. Olmaz. Önce pasta. Cansu. Ya inanmıyorum size. İyi ki doğdun kızım. Ah, teşekkür ederim. Dilek dile. Canım benim Nazıl. Çok teşekkür ederim. Yani nice güzel yaşlara. Teşekkür ederim Ozan. Levent. Tebrikler. Teşekkürler. Hep beraber nice senelere sevgilim. Nice senelere. Birlikte. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ya beni o kadar mutlu ettiniz ki. Hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir doğum günü yaşıyorum şu an. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bebeğim, kurtarmaya mı geldin beni? Çıkartıyor musun? Tamam, seni çıkaramıyorum. Ama yanına geliyorum. Nasıl? İzle şimdi. Bizim karışık işler, derin. Madem suç ortağısınız, alalım. Aynen öyle. Kelimenin tam anlamıyla yanına. Öyle diyorsun. Sevgilim, ikimizi de Allah kurtarsın. Ne kadar mahkumum olduk biz aşkım. Dudaklı. Alo. Buraya da yollasana biraz onu ya. Biraz yollasan ne olur. Bir daha şöyle bebeğim sen. Seni yerler burada. Sevgilim, ben düşündüm de... Biz şimdi iş yerinde ortak olduk falan. Bari hani böyle tam olsun. Evleri de birleştirelim. Ben bunu bir düşüneyim mi? Sen onu düşün. Ben bir de şunu düşündüm. Hazır şimdi mekanı tadilata verdik ya. Kendimiz de bir tadilata versek. Yani tatile mi gitsek? İtalya biletleri. Mesela, evet. Bence mükemmel bir fikir. Hem senin orada böyle geniş geniş bir şeyleri düşünme. Hani birlikte yaşama gibi durumlarımızı böyle düşünme, değerlendirme gibi zaman da olur. Bir fırsatım da olmuş olur. Hayır, cevap olarak kabul etmeyeceksin değil mi? Hayır. Orada uzun uzun düşünürüm. Güzel ama hani bunu düşünürken şunu göz ardı etmeden düşün. Hani bir ömür boyu gibi yaşamaktan da bahsediyorum. Ömür boyu derken? Ömür boyu derken şöyle. Tanıştığımızda hatırlıyor musun? Böyle bir şeyler anlatıyordum sana, ilişkilerle, erkeklerle ilgili falan. Hatırlarsın. Unutmam mümkün mü ki? İlişki koçumken. Evet. Hani bir erkek hani şey demiştim, hatırlarsın. Hani bir erkek hani bir kadına tanıştığında en geç 3. görüşmesinde falan evlenip evlenmeyeceğine karar veriyor. Hani 3 ay içerisinde hani ilk adımı atmazsa hani zaten sen bu ümidi kes demiştim. Hatırlarsın. Hatırlıyorum. Güzel. İşte sen hani o takside benim yanıma oturdun ya. Ben zaten orada anlamıştım hayatımın kadın olduğunu. Ve benim işte bunu kabullenmem falan, kendimi itiraf etmem bir tık zaman aldı. Ezgi. Hı. Sen benim hayatım, sen benim doğrum, sen benim yanlışım, sen beni ben yapan her şey. Benimle evlenir misin? Özgür. Sen benim dünyam. Sen benim dünüm, bugünüm, yarınım. Sen her şeysin. Evet. Binlerce kez evet. O zaman tatili balayla mı çevirsek? Neden olmasın? İtalya'da evlenirsin. Hı. Neden olmasın? Neden olmasın?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.